yana gelip yayınladığı bir deklarasyon vardı. Onun üzerinden eylemler örgütlenmişti. Çeşitli zamanlarda yan yana gelişler olur, ayrılışlar olur. Daha ne diyelim, küçük yan yana gelişler. Hani bu Türkiye'de şu anda kaç tane sol parti, sosyalist parti var, bunu açıkçası ben bile bilmiyorum. Yani seçime girme hakkı olan olmayan partileşme süreci içerisinde. Dolayısıyla çok renklidir Türkiye Sosyalist Hareketi. Bunun içerisinde birbirinde zaman zaman daha yakın olan, zaman zaman uzaklaşan ekipler olabilir. Ama hani seçim söz konusu olduğunda ben en geniş ittifakın oluşacağını düşünüyorum. Ha, bizim görüşümüz, onu da ifade edeyim. Biz sadece seçim merkezli bir yaklaşımla geliştirmiyoruz. Hemen bugün Türkiye'de bu yaşanan kirliliğe, bu karanlığa, bu baskıcılığa karşı halka umut verecek, güven verecek mücadeleyi bugünden seçime kadar da etkin bir biçimde sürdürecek bir aslında muhalefet odağını inşa etme çağrısı yapıyoruz biz. Dolayısıyla mesele sadece şu değil, yani seçim pusulasında nasıl yer alacağız meselesi değil. Bugün en geniş güçlerin yan yana gelmesi gerekir. Millet İttifakı zaten tercihini yapmış. Onun dışında kalan en geniş güçlerin bugün yan yana gelmesi, bunu mutlaka bir seçim platformuna da taşıması en önemlisi. Bakın bence en önemlisi burada yaratılan enerji, burada yaratılan güç seçimden sonra Türkiye'nin yeniden inşası. Yani bu AKP'nin yarattığı... Ben de oraya gelmek istiyorum aslında. Bir soruyla destekleyeyim. Benim izlenimim şu, konuştuğum herkese de, okuduğum pek çok yerde de herkesin bir güveni, güven dediniz ya, yani evet daha iyi olacak. Bugünkü iktidar kaybettiğinde seçimi, işte falanca geldiğinde evet daha iyi olacak, düzelecek gibi bir duyguya, yani böylesi güçlü bir duyguya ihtiyacı var toplumun. Daha somut şeyler duymaya ihtiyacı var. Mesela siz parlamenter sisteme dönüş güçlendirmiş ama daha da güçlendirilmiş, daha iyi parlamenter sistem gibi bir şey söylediniz. Mesela bunu nasıl tarif edebilirsiniz, nasıl doldurabilirsiniz içine? Mesela ekonomi şu anda herkesin derdi. Burada daha somut ne söylenmeli, vaat edilmeli ki orada toplumda evet deyip daha güçlü bir inançla yaklaşsın size ya da meseleye. Bir kere bence mesela 3. ittifak ihtiyacının temel nedenlerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle bir takım ortak davranış biçimleri var. Ortak davranış biçimleri var. Mesela siyasi partiler kanunu da buna göre inşa edilmiş durumda. Ve esas olarak hani temsiliyet nihayetinde bakın bütün siyasi partiler geliyor genel başkan temsiliyetine gidiyor. Mesela bizim hani Türkiye'nin AKP sonrası dönemine ilişkin en temel iddiamız şu, daha katılımcı bir siyaset anlayışını tartışmak lazım. Ben mesela gerçekten şunları, AKP öyle bir karanlık olarak çöktü ki memleketin üzerine. Hani parlamenter sistem ve mucizevi bir kurtuluş gibi gözüküyor. Oysa her yerde söylüyorum bunu. Ya artık dijital demokrasiyi tartışmamız lazım. Doğrudan demokrasinin yollarını tartışmamız lazım. Hani sokaktaki vatandaşın sesinin her an, her yerde hissedilebileceği bir siyasi mekanizma tartışmak lazım. O yüzden birinci söyleyeceğim budur. Yani AKP sonrası Türkiye'nin en önemli ihtiyacı bugün siyasetin dışına itilen, yoksulların, kadınların, gençlerin, LGBT artıların, Kürtlerin, Alevilerin, siyasetin dışına itilen kim varsa ama esas olarak da emekçilerin, alın teriyle yaşayanların siyasetin merkezinde yer alması gerekiyor. Ben Türkiye siyasetinin temel problemini bu görüyorum. Hani bizim Sera ilk söyledi, çok doğru bir tespit yaptı. Ya meclise bakıyorsun, yaşlı zengin erkekler kulübü ya. Yaşlı zengin erkekler kulübü. Şimdi oysa bu ülke böyle değil. Ya bu ülkenin en büyük gücü gençlik. Doğru mu? Herkes, her ağzını açan bunu söylüyor. En büyük güç gençlik. Gençlik temsil edilemiyor. Gençlik, amcalar, teyzeler diyor ki gençler biz sizi temsil ederiz. Bunu reddetmemiz lazım. Hani Z kuşağı, herkes Z kuşağının oyunu almaya, çalmaya oynuyor. Ya gel arkadaş, sen siyaseti sen yap. Ya da ya Türkiye'de 20 yıldır bu iktidara karşı en kararlı direnişi kadınlar verdi ya. Parlamentoya bakıyorsun, kadının adı yok. Gerçekten hani HDP eşit temsil ilkesini uygulamasa ve diğer partiler de bundan utandıkları için, toplumda rezil olacakları için hani biraz düzenlemeseler, kadın yok parlamentoda. Şimdi dolayısıyla halkın sigortaya ihtiyacı var. Yani Millet İttifakı diyelim ki iktidar olsa bile, halkın bir sigortasının orada olması, halkın kendisinin orada olması gerekiyor. Üçüncü ittifak bunu yaratabilecek bir sinerji. Yani hani o güveni verecek şey, ben size o güveni veriyorum değil. Siz orada olursanız o güven sağlanacak. Doğrudan. Şimdi, ve bunun yolunu açmak lazım. Hani benim daha güçlendirilmiş sistem diye anlatmaya çalıştığım şey o. Yani bu temsili demokrasiyi, bu cebi para dolu olanların siyaset yaptığı sistemi
reddetmemiz gerekiyor. Bunun için bir güç biriktirmemiz gerekiyor. Son şöyle tamamlayayım bakın. Geride kalan döneme baktık şunu gördük. Güçlü bir sol olmadan AKP'yi yenemiyoruz. Güçlü bir sol olmadan AKP yenilmez. O yüzden solu güçlendirmek gerekir bu memlekette. Güçlü bir sol olmadan Türkiye'nin geleceği kurulamaz. Benim Türkiye'nin 100 yıllık siyasi tarihinden çıkarttığım ders budur. Yani memlekette özellikle Erkan, işte ama bir şey gerekiyor. Bir tanesi sol, yani sokaktan gelişen bir şey, sokaklar kapalı. İkincisi gençlerden geliyor. Gençler sokaklara çıkamıyor. Bugün barınamıyoruz eylemi için çıktılar ama orası da sorunlu. Dolayısıyla sol bu geleneksel alanlarını nasıl yeniden kendi toparlayabilecek? Yani buna ilişkin ne yapılıyor, ne yapıyorsunuz? Ya şimdi şöyle, bu çok kritik. Zaten dünyaya baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Yani bir toplumsal muhalefet hareketi yükselmediği durumda hani bunun temsil alanı zaten sağlanamaz. Fakat bugünkü eşitsizlik şurada Hilmi, belki sana hani katılmıyorum demeyeyim ama ek yapayım. Bugün olan da temsil edilemiyor o baskı nedeniyle. Yani iktidar şöyle bir karar vermiş durumda. Ben toplumda kimsenin sesini çıkarttırmayacağım. Herkesi susturacağım, bastıracağım falan. Şimdi biz mesela Boğaziçi Üniversitesi direnişini örnek vereceğim. Bakın Türkiye'de gözden kaçıyor. Çok uzun zamandır, çok uzun zamandır önemli bir direniş devam ediyor. Onun temsiliyetini sağlamamız lazım, onu büyütmemiz lazım. Aynı şekilde kadın hareketi, bakın işçi hareketi kıpır kıpır şu anda ya. Türkiye'de işçilerin herhangi bir ilde, ilçede direnişe geçmedikleri, hareketlenmedikleri herhangi bir gün yok. Bunlar zaten var. Ve biz bunları eklemleme, bunları birleştirme, bunları bir sinerjide buluşturma çabası içerisindeyiz. Becerebilirsek zaten bu sonuç ortaya çıkar. Ama bak şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Mesela Tayyip Erdoğan tehdit ediyor. Tamam mı? Sokağa çıkarsanız sonunuz kötü olur. Tehdit ediyor. Aslında sokağa çıkmamızdan korkuyor. Halkın sokağa çıkmasından korkuyor. Ama bunu, bu korkusunu kendisi sokağa çıkacakları korkutarak susturmaya çalışıyor. Oysa arkadaş, anayasal hakkımız değil mi bizim ya? Herkes, bu ülkede yaşayan her yurttaş herhangi bir haksızlığa karşı önceden bildirimde bulunmaksızın silahsız olmak şartıyla gösteri yapabilir. Şimdi anayasal haklarımız Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında kısıtlanmaya çalışıyor. Bunları kabul etmeyecek bir muhalefet hareketine ihtiyacımız var. İşte laiklik meselesinde taviz vermeyecek bir muhalefet hareketine ihtiyacımız var. Bunları inşa edebilirsek zaten bu söylediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Şunu ama tamamlayayım, orası bence çok kritik. 60 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır, yani bir milat olsun diye değil ama genel olarak Türkiye tarihine baktığımızda siyasetin şöyle karakteristik bir özelliği var. Türkiye'de halkı siyasetin dışında tutmak isteyen bir siyaset elitleri anlayışı, bunun sonucu olarak da Türkiye'yi solsuz, solu olmayan bir ülke haline getirmek isteyen bir anlayış var. Ve şunu görüyoruz. Solu olmayan bir ülkenin soluğu yetmiyor ileriye gitmeye. Soluksuzlaşıyor. Bunun sonucunda da Menderes gidiyor, Demirel geliyor. Demirel gidiyor, Çiller geliyor. Çiller gidiyor, Erdoğan tamam, geliyor. Ama benim bir itirazım. Bir dakika. Bak burada kritik şey şu. Eğer bu memleketin sol kulvarını sürekli olarak törpülerseniz halk seyirci olur. Halk seçmene dönüşür. Ve bu siyasi iklimde de işte bir sağ olur, bir solu olur. Görece ve böyle bir dengede gider. Peki, bir oysa şey tersi diyeyim. Doğru İsmail. Bak şunu tamam. Memlekette ne zaman sol, gerçek sol, sosyalist sol güçlendiyse Türkiye'deki bütün dengeler değişmiştir. Ve oyunun öyle %20'lere, 30'lara gelmesine falan da gerek yok. Bak %2.9'luk Türkiye İşçi Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortanın solu yapmıştır. Ondan önce yoktur. %2.9'luk Türkiye İşçi Partisi işçi sınıfına inanılmaz haklar kazandırmıştır. Tabii ki Hilmi'nin söylediği gibi DİSK'le beraber, Dev Genç'le beraber, hani o mücadele sürecinin ürünüdür. Ben her yerde şunu anlatıyorum ve %100 inanıyorum buna. 1960'lı yıllarda %2.9 DİSK ve Dev Genç. Bunun Türkiye halklarına, hepimize kazandırdığı hakları geri alabilmek için 12 Mart'ı yaptılar. Arkadaşlarımızı idam ettiler. Yargısız infazlara kurban ettiler. Yetmedi 12 Eylül'ü yaptılar. Yetmedi Erdoğan'ı getirdiler. Sadece Türkiye'de solun güçlü olduğu işte 5-10 yıllık bir zaman aralığında. Şimdi bütün bugünkü belaların kaynağında bu var. Dolayısıyla yeniden aşağıdan halkın içerisinden politik bir güç olarak solun doğması. İsmail, itirazın için 2,5 dakika falan ben kaldı. Ben de biliyorum. Şöyle ki yani
Tamam da bütün bunlar için neden sadece HDP ile ittifak yapıyorsunuz ve başka bir tercihi de göz önünde bulundurmuyorsunuz? Yani Millet İttifakı'nın da bir unsuru olmak